Kanalımda Lepistes, Melek, Kılıç, Transgenetik, Danio, Koridoras. Bu balıklara ait videolar zaten ara ara çekiyordum. Bundan sonra plakalarla ilgili de bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla videolar çekip o bilgileri, öğrendiklerimi sizinle paylaşacağım. Abone sayımız gayet güzel artıyor. Özellikle 800 aboneden sonra bayağı bir ivmelendik. Hızlı bir şekilde 926 aboneyiz herhalde bugün itibariyle. Elimden geldiğince güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Bu videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese merhaba. İki tür plakom geldi. Ama bayağı bir olaylı geldi. Onu da şimdi anlatırım. Öncelikle şu koliyi bir açalım. Yani güzel paketlemiş sağ olsun. Şöyle balıklara baktığımda şimdi bir de plak olduklarını, devamlı zemine yapıştıklarını şu anda tam net göremiyorum. Bunları açıp kovaya koyduğumuzda daha net göreceğiz. Evet, şimdi iki türümüz var. Birinden 5 tane geldi. Diğerinden 3 tane geldi. Toplam 8 tane plakomuz var. Bu plakolarda santim olayını bilmiyorum. Ben anlayamıyorum. 3-4 santim, 200 santim filan. Sanki o kavramlar biraz göreceli gibi. Ama zaten yavru geleceğini biliyordum. Bir de şunun bilincinde olun arkadaşlar. Ben Lepistes sahiplendirirken de aynısını söylüyorum. Videoda balıklar daha büyük gözükürler. O yüzden hani bu şekilde yavru olduklarını bildiğim için hiçbir sıkıntı yok. Şimdi şu maceralı gelişinden bahsedeyim. Daha sonrasında aşılamasını yapayım. İzmir'den arkadaşlar genellikle bizim burayı sabah 6'da geliyor araba. Arkadaş da işte otobüs bilgilerini filan attı. Dedim tamam. Sabah 6-6.30 arası orada ol filan. Ondan sonra sabah otogara gittim. 6-6.30 gibi. Baktım Nilüfer geldi ama bizim kargo yok içinde. Daha sonra baktım. Allah Allah dedim, acaba başka firmayla mı? Truva diye başka bir firmayla göndermiş arkadaş. Dedim Truva ne zaman gelir? İşte o da yarım saate filan gelir dediler. Ben 6'dan 8'e kadar orada. Bugün hava da serindi baya. Bekledim bekledim, gelen giden yok. Şeyi fark ettim, bir aksilik olduğunu. Ve balıklar Tekirdağ'a gitmiş arkadaşlar. Elim boş bir şekilde otogardan döndüm sabah. Araç telefonunu verdi arkadaş. Getiren otobüsle irtibata geçtim. O da İstanbul'a gidiyormuş. Kargoları Tekirdağ'a bırakmış. Tekirdağ'dan gönderttik. Ben bu çizgilileri de seviyordum ama noktalıları da seviyordum. O yüzden iki çeşit aldım arkadaşlar. Hem noktalı hem de çizgili olanlar var. Yoldan geldiler. Biraz hava salayım onlara çok hafiften. Ve aşılamamı da yapayım. Lepistes'lere bazen hızlı bir şekilde aşılama yapıyorum ama şimdi bu plakolar hem pahalı hem de zaten daha hassas balıklar. O yüzden acelem de yok. Damlama yöntemiyle aşılamamı yapayım. Bayağı da uzun sürer bu. En az bir 40 dakika, 1 saat sürer. Ondan sonra videoya akvaryum görüntüleriyle devam edelim. Şimdi aşılamanın sonuna geldim. Balıklarımızı akvaryuma koyalım. Orada daha güzel gözükecek. Burada çünkü siz siyah olarak görüyorsunuz tahminimce. Noktaları pek göremiyorsunuz üzerinde. O L183 olanlarda noktalılar L183. Bu çizgili olanlarda L333. 333'ler 3 tane. 183'ler 5 tane var. Onları şimdi aktarayım akvaryuma. Ben bu vatozları tek tek yakalamıyorum arkadaşlar. Çünkü yapışıyorlar. Balığı kepçeyle almaya kalkarsanız zarar verebilirsiniz. O yüzden ben ikinci bir kovaya alıyorum.
Kepçeye orayı tutuyorum, üzerine suyu boşalttığımda bütün vatozlar kayarak geliyor. Yapışanlar da fark etmiyor, biraz sonra geliyorlar. Kepçeyle yakalamak bana daha zor geliyor. Hayvanlara daha bir zarar verip riske atarım diye öyle yapmıyorum. Şimdi böyle alalım balıklarımızı. Evet. Çizgililer L333. Noktalılar L183. Akvaryumda daha net görebileceğiniz zaten noktaları. Şöyle. Çok güzeller maşallah. Kovadayken o L183'lerin, yani noktalıların iki tanesi sanki siyah değil de kahverengiymiş gibi geldi ama şu anda siyah olduklarını görebiliyorum. Birazdan daha dikkatli bir şekilde bakacağım. Şimdi bakalım nerelere yapıştılar. L333'ler burada. Kepçede kalmadığından da emin olayım. Evet. Kepçede, kovada yok. Bunlar da L183'lerim. Tabii şimdi balıklar plaka olunca 8 tane salsam da 8'ini aynı anda görüntülemek çok zor iş. Ben şöyle göstereyim. L333'ler. 183'lerden bir tek bu arkadaş var yakınımızda. Şöyle yapalım onu da. Burayı bayağı gelmişler işte. Bu noktalılar L183'ler. Bu iki çeşit plakayı neden aynı akvaryuma saldım diye kafanızda soru işareti olabilir. Bunlar şimdi 5-6 aylık balık arkadaşlar. Bunların eş tutma olayları 1,5-2 yıl olduğunda meydana gelecek. O yüzden rahatlıkla 5-6 ay aynı akvaryumda bakabilirim diye düşündüm. Bunlar şu yavru haliyle bile pahalı arkadaşlar. Bunlar da dişi erkek ayrıldığında müthiş rakamlara çıkıyor fiyat. O yüzden ona bütçemiz yetmedi. Alamadık. Tabii bunları 1,5-2 yaşına kadar yaşatabilirsek ne mutlu bize. Burada şunu da söyleyeyim mesela. Tür olarak söylüyoruz ama tür olarak biraz yanlış kavramlardan biri oluyor gene ama alışılmış şekilde o öyle devam ediyoruz. Mesela Lepistes'te de ben özel tür diyorum. Aslında o farklı tür dediklerimizin hepsi, bunlar da aynı şekilde. İkisinin farklı türmüş gibi söylüyoruz da bu aslında öyle değil. Bunlar yani bir balık türünün çeşitleri. Ama alışkanlık öyle olmuş. Aynı bunlara devamlı vatoz dememizdeki gibi. Bu vatoz plaka kavramlarında da yine ülkemizde tam bir karmaşa var. O konuyu da çok araştırdım. Böyle ne bilgiler okuyabildiğim, ne forumlarda yani rastlayamadım. Videolarda da rastlayamadım. Çok ciddi plakocular var. Severek yapıyorlar ama onlar bildikleri için herhalde net aydınlatıcı bir şey bulamadım, açıklama bulamadım. Araştırmalarım sonucunda bir şeyler kafamda oturdu. O vatoz plaka konusundaki karmaşayı da bildiğim kadarıyla anlatacağım. İçinizde plako severler varsa bu balıkları sahiplendiğim Plako İzmir kanalı var Şahan Bey. Onun kanalında birçok müthiş plako türlerini izleyebilirsiniz. Benim daha hoşuma gidenler vardı ama onların fiyatları yüksek olduğu için maalesef şimdilik bütçemize uymadı. Onun kanalından birçok farklı plako türünü takip edebilirsiniz. Balık sahiplenme konusunda da gördünüz. Yani fiyat kesenize uyduktan sonra paketlemesi de güzel. Kendisi de kibar bir insan. Tavsiye ederim yani. Sahiplenme konusunda. Şurada yakındakini de çekelim. Kamerayı netletebilirsem ha. Şöyle yakından da görmüş olalım. Çok zor bunları böyle dışarıda yakalayıp kameraya çekmek. Ya mangrov köklerinde olacaklardır. Ya bu küplerde olacaklardır ya da tam söylerken gördüm.
İşte böyle pipo filtrede olacaklardır devamlı. Bakalım, o bir odamıza gayet güzel iki çeşit plakoyu da ekledim.